Çok değerli basın mensupları. Hadi abi. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-2010 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle ailemizi de ilgilendiren bir husus söz konusu olduğu için bu basın toplantısını yapmak lüzumu hissettim. Sayın Başbakan, 12 Eylül 1980 darbesiyle Türkiye'de yapılmış olan iktidar değişikliği sonucu Türkiye'de on binlerce insanın yargılandığı, sorgulandığı, hüküm giydiği bir süreç başlatmıştı. Bu konuda yapılan uygulamaların gayri insani olan bölümlerini anayasanın geçici 15. maddesiyle 12 Eylül hareketini yapanların ve bürokratlarının yargılanamayacağı ek maddesini şimdi yeni yapılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de halk oyuna sunulmak üzere geçmiş olan 15. maddenin kaldırılması ve 12 Eylül icraatlarının da yargılanabilir noktada milletin önüne verilebilmesi için yapmış olduğu çalışmalar zımnında kardeşim Hüseyin Kuru Mahmutoğlu'ndan da bahsediyor. Ve 14 Temmuz 1987'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan kardeşim Hüseyin Kuru Mahmutoğlu'nun Mamak cezaevinde iken sabah namazını eda ederken sırtından ensesine vurulan bir dipçikle boyun kemiklerinin hasar gördüğü ve bilahare o hasarın tedavisi esnasında yapılan uygulama sonucunda da birkaç ay içerisinde vefat ettiğini yeniden bize hatırlattı. Ve bu konuda da eğer referandum sonucu Türkiye'de evet çıkar ise bu yapılmış olan zulmün, haksızlığın muhakeme edilebileceğini, en azından böyle bir yolun açılabileceğini milletimizin huzurunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade etmiştir. Kendilerine bu alicenap davranışlarından dolayı isim akrabalarımızla birlikte 1500 haneyi bulan Kuru Mahmutoğlu ailesi adına şükranlarımızı sunuyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Vatan için, millet için, namus için, din için bu aile, Türkiye safında yayılmış olan bu aile İstiklal Harbi'nde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve Cihan Harbi'nde, Birinci Cihan Harbi'nde her evinden bir şehit veren bir ailedir. Dolayısıyla bu topraklar için, bu millet için, bu bayrak için, bu din için, namus için kendilerini feda eden bu ailenin bir ferdi yine 12 Eylül'ün girdabında henüz 17 yaşında liseyi yeni bitirmişken hakkında hiçbir hüküm yokken takibata uğradığı, arandığı bilgisi alınınca memleketimiz olan Trabzon'un Of ilçesinde kendiliğinden askeri Cumhuriyet Savcılığına teslim olmuş ve 12 Eylül'ün işte devamında önce Samsun'da 90 gün sorgulanmış, orada gördüğü ağır işkenceler sonucu polis ifadeleriyle birlikte Ankara Mamak Cezaevi'ne getirilmiştir. Mamak Cezaevi'nde günlerce kendisini bulmak için uğraştık. En son yine asker dostlarımızın yardımıyla kendisine ulaşabildik ve Mamak Cezaevi'nde sağ salim olduğunu öğrendik ve bir rahatlama içine girmiştik o günlerde. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Çünkü sanki bir elden idare edilen ve aynı anda da her iki tarafı birbirine düşürerek ülke gençliğinin ki o gün en idealist gençler sağından ve solundan nereden olursa olsun en akıllı, yarın geleceğin en mükemmel insanların olduğu fikri olan, zikri olan insanları
on binlerce insanı hapishanelere doldurmak suretiyle onları hem ticari hayatımızdan, hem kültürel hayatımızdan, hem siyasi hayatımızdan bertaraf eden bir hareket olmuştur 12 Eylül. Onun için 12 Eylül bizlerin kalbinde derin bir yaradır. 12 Eylül Türk milletinin kalbinde derin bir yaradır. Ve bunun izlerinin silinmesi noktasında bugün başlatılmış olan bu hareketi de sırf bu sebepleri dolayı büyük bir iştiyatla destekliyor. Değerli basın mensupları, kardeşim bugüne kadar kendisinin şahsen hiçbir surette birinci el suçlama ile suçlanmamıştır. Ancak toplu olarak alınan ülkücü gençler içerisinde kendisine de affedilen suçları polis doğruyla kabul etmiş, savcılık ve mahkemelerde bu iddiaları reddetmişler. Savcılıkta 90 sayfalık ilk mahkemede verdiği savunmasında gördüğü işkenceleri bizzat anlatmış. Sadece kendisinin değil, arkadaşlarıyla birlikte Samsun'da Kızılırmak'a ayaklarıyla asılarak ve daha akla hayale gelmeyen işkencelerle kendilerine zorla kabul ettirilmiş olan suçlamaları kabul etmek zorunda bırakılarak Ankara'da, Mamak'ta MHP davasıyla birleştirilen Bafra davası olarak muhakeme edilmişlerdir. Ve muhakeme esnasında da malum muhakeme heyeti sizi buraya getiren kuvvet böyle istiyor dercesine aynı 27 Mayıs ihtilalinde kurulan Yüksek Adalet Divanı Mahkemesi'nde olduğu gibi bu insanları da mahkum etmişlerdir. Kardeşim 1980 yılı 12 Eylül'ünün 10. gününde kendisi teslim olmuş Trabzon Hop ilçesinde Cumhuriyet Savcılığına. O günden ölümü olan 1987 yılının 14 Temmuz'una kadar mahkum olarak Mamak cezaevinde yaşamıştır. Bu kendisine sabah namazında yapılmış olan darp neticesinde biz aile olarak bu darp edenin bulunması noktasında ölümünden sonra Mamak askeri savcılığına babamla birlikte müracaat ettik. Oradaki askeri savcı bize bu bir katliamdır, bu bir zulümdür, bu bir cinayettir. Ben namus şeref sözü veriyorum ki ben bu cinayeti ortaya çıkartacağım. Babama affedilenerek, Hacı Baba sen yatağında rahat uyu, bu işin hesabını mutlaka devlet olarak, hukuk olarak soracağız demiş idi. Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra bu dava sürüncemeye kaldı, ilgilenen olmadı, netice çıkartılmadı. Ve biz defin edilmiş idi zaten rahmetli. Bu davanın tekrar görülebilmesi için ikinci defa Milli Güvenlik Kurulu Konseyi'ne, o zamanki Milli Güvenlik Konseyi'ne, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e, başbakanlara, kuvvet komutanlarına önce yapmış olduğumuz müracaatları yeniledik. Ve bu davanın savsaklanmadan, karartılmadan görülmesini istedik. Fakat ondan da bir sonuç çıkmadı. Çünkü burada ilk doktor raporunda dolaşım yetmezliğiyle sonuç bildirgesi olan ölüm nedeni burada mezarın açılmasından sonra tüberküloz olarak yani verem hastalığı olarak adli tıptan rapor geldi ve böylece o dosya kapandı. Şimdi bu dosyanın yeniden açılabilmesi için bu 12 Eylül'de 2010'da yapılacak olan referandumda eğer halkımız evet oyu verirse biz de bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şimdi bu bizim Hüseyin Turu Mahmutoğlu'nun hapishanede uğradığı bu zulüm neticesinde ölümü sadece Hüseyin'e münhasır değil. Bugün Bafra davasıyla yargılanmakta olan ve daha sorgu aşamasında ölen Nurettin Aslan'ı da rahmetle anıyorum. Ve o sorgulamalarda hapishanede gördüğü işkenceler ve aldığı hastalıktan dolayı rahmetli olan İrfan Kömürcüoğlu kardeşimi de rahmetle anıyorum. Yine Kemal Yalçın kardeşimizi, evladımızı da rahmetle anıyorum. Yine orada hastalanmış ve daha sonra genç yaşlarında bunlar da hayata veda etmişlerdi.
Bunlar Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizle birlikte aynı hücrede yatan insanlar. Aynı zulmü gören insanlar. Değerli kardeşimiz Muhsin Bey'in kendi şiirini ifade ettiği o meşhum yaşayış tarzını hep birlikte bu insanlar yaşadı. Onun için ben Sayın Başbakan'ı böyle Gazze'de, Davos'ta, Bosna'da ve dünyanın her yerindeki zulüm gören mazlum insanlara yaptığı o âli cenap davranışlar, o cesur davranışlarından dolayı bizim ailemiz adına da, bu ölen insanlar adına da yeniden tebrik ediyorum. Kendilerine saygılarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyorum. Ben bu konuda Sayın Alparslan Türkeş, benim kardeşimin rahmetlinin vefatı arefesinde babamı ziyaret ettiğinde biz bu davada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak hep birlikte biz bu zulmü yaşadık. Dolayısıyla sizin acınızı paylaşıyoruz demişti. Sayın Devlet Bahçeli genel başkan adayı olduğu zaman geldi, babamla görüştü. Kendisi aynı Sayın Alparslan Rahmetli'nin Türkeş'in söylediği gibi taziyetlerini bildirmişlerdi. Bu davanın takipçisi olacaklarını söylemişlerdi. Biz kendilerini o gün ve bugün kendi ailemizden saydığımızı burada yeniden ifade etmek isterim. Ancak bu davanın da bu zulme uğramış insanların da haklarının korunabilmesi sadece Kuru Mahmutoğlu ailesinin, sadece Kömürlüoğlu ailesinin, sadece orada zulüm gören insanların değil, tüm Türkiye'nin meselesi olduğunu, bütün insanımızın insanca yaşama hakkına, önce yaşama hakkına sahip olması lazım geldiğini, bunu birilerinin inisiyatifinde görmek istemediğimizi buradan açık yürekle ve bağrı yanmış bir ailenin ferdi olarak haykırmak istiyorum. Onun için çok değerli basın mensupları, Başbakan'ın bu çıkışını çok önemli sayıyorum. Başbakan'ın mecliste yapmış olduğu ve hepimizi yeise boğan, gözyaşlarına boğan o açıklamalarını çok samimi ve içten bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ve şunu da ifade etmek istiyorum ki rahmetli babam mezarında belki 30 sene sonra ilk defa kendisine iade itibar edilen oğlunun onurlu, şerefli bir insan olduğunun huzuru içerisinde mezarında rahat uyumayı başlayabilmiş olduğunu inanıyorum. Ben Sayın Başbakan dün meclis konuşmasından sonra kendisi bize dönerek bizi aradı. Taziyetlerini tekrar bildirdi. Bu konuşmaların herhangi bir amacı olmadığını, sadece Türkiye'de karartılmış ve karanlıkta kalmış olayların ve böyle bir olayların da bir daha yaşanmaması adına bu işin takipçisi olduklarını belirtti ve bize yeniden taziyelerini sundu. Ben bu ayrıca yaptığı bu telefon görüşmesinden dolayı da Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı aile adına arz ediyorum. Biz eğer 12 Eylül'de yapılacak olan referandumla bu konu millet tarafından benimsenir de hukuk yolu açılır ise avukatımız Hakime Işıklı İstanbul Barosu avukatlarından ailemizin avukatıdır, aynı zamanda kızımızdır. Ölen de amcasıdır Seyir Kuru Mahmutoğlu. Bu işin hukuki yönüyle takipini yapacağımızı buradan da açık yürekli ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye Engin polis şeyiyle ölen insan o arkadaşımızın üzerinde ne kadar hassasiyetle titremiş ve basın bu konuda ne kadar hassas davranmış ise Engin Ceber arkadaşımızı rahmetli. En az onun kadar bu davaların da açığa çıkmasını, en az onun kadar da devletin bu meselelere sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz başta da söylediğim gibi bu topraklar için, bu vatan için, namus için, din için, haysiyet için, şeref için her şeyimizi ortaya koyan insanlarız. Türk milletinin birlik ve beraberliği, kardeşliği, barışı, sevgisi için her şeyi yapmaya hazırız.
ve bizi Bafra ve Samsun çevresinde, Türkiye çevresinde tanıyanlar bilirler ki bizim elimizde kimseye zarar gelmemiştir. Ne 12 Eylül öncesi, ne 12 Eylül sonrası, ne de bugün, ne de yarın. Ama onurlu bir aileyiz. Haklarımızı korumasında cesaretimizden çok aklımızı, mantığımızı kullanan bir aileyiz. Dolayısıyla bu konuda da titiziz ve yapmamız gereken her neyse evet oyu çıktığı takdirde biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da bir reklam için söylemiyorum. Ama samimi ve içten söylüyorum. Hiçbir parti adına da söylemiyorum. Zaten bizim bu konuda herhangi bir şeye de ihtiyacımız yoktur. Ama Türkiye'nin birliği, Türkiye'nin kardeşliği, sevgisi, barışı için yapılacak referanduma aile olarak evet diyeceğiz. Evet dedikten sonra da eğer milletçe bu evet çıkar ise haklarımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Sözlerim bu kadar. Sorularınızı açıyorum.